Orto ve polar modları ile çizim yapmak. Tasarım amacı kusursuz çizimler üretmektir. Bu derste geometrik açıdan kusursuz çizgiler oluşturmaya değineceğiz. Çalışmaya başlamadan önce durum çubuğunda grid yani ızgara dışında tüm konuların pasif olduğuna dikkat edin. Eğitim boyunca ayarların bu şekilde olduğuna emin olun. Şimdi kenarları 5 birim olan bir kare oluşturacağız. Ekranda bir başlangıç noktası seçin. Fareyi kullanırken Kusursuz bir açı kontrolü sağlayamadığınızdan durum çubuğunda en çok kullanacağınız komutlardan birisi olan ortomod düğmesine tıklayın. mod imlecin 90 derecelik açılarla hareket etmesini sağlar. Şimdi imleci sağa doğru çekin. Sonra mesafe için klavye üzerinden 5'e ve ardından Enter'a basın. Şimdi imleci aşağı doğru çekin. Klavye üzerinde 5'e ve ardından Enter'a basın. Sonra imleci sola doğru çekin, 5'e ve tekrar Enter'a basın. Son olarak bitirmek için sağ tıklayıp, Close komutuyla karenizi tamamlayın. Herhangi bir komutun ortasındayken, orta modunu aktif veya pasif hale getirebileceğinizi de unutmayın. Şimdi öğrendiklerinizi gözden geçirmek için ekrandaki şeklin aynısını yapalım. Çizgi komutunu tekrar seçin ve bir başlangıç noktasıyla başlayın. İmleci sola doğru çekin, mesafe için 10 yazarak Enter'a basın. Sonra imleci yukarı çekin ve mesafe için 10 yazarak Enter'a basın. Ardından sağa doğru 4 birim ve aşağı doğru 6 birim ilerleyin. Şimdi sağ tıklayarak Close komutuyla şeklinizi tamamlayın. Gördüğünüz gibi Orto modu kullanılarak şekil kusursuz bir şekilde tamamlanmıştır. Durum çubuğundaki Orto Mute düğmesine yeniden basılıp komut pasif hale getirilene kadar bahsedilen kurallar geçerlidir. Orto modunu açıp kapamanın bir diğer yolu da F8 tuşuna basmaktır. Şimdi ortoyu pasif hale getirmek için F8'e basın. Şimdi de çizilmeyi bekleyen bir odayla işimizin zorluğunu biraz arttıralım. Çalışmaya durum çubuğundaki polar tracking komutunun işlevini anlatarak devam edelim. Çizgi komutuna tekrar tıklayın ve bir referans noktası belirleyin. Orto modu çizimin 90 derecelik açılara kenetlenmesini sağlıyordu. Ancak 90 dereceden farklı açılarda çizgiler oluşturmak için Polar Tracking yani kutupsal izleme komutunu kullanmanız gerekmektedir. Şimdi bu modu aktif hale getirmek için durum çubuğunda ilgili düğmeye tıklayın. Gördüğünüz gibi yine 90 derecelik açılara kenetleme yapılmaktadır. Bu aşamada orta modundan farkı yok gibi görünmektedir. Escape tuşuna basarak Polar Tracking modundan çıkın. Şimdi Polar Tracking düğmesine sağ tıklayın. Açılır menüde istediğiniz bir açıyı seçerek bu açılara göre izleme yapılmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi 45 seçeneğini etkinleştirin. Ardından çizgi komutuyla tekrar devam edin. Gördüğünüz gibi AutoCAD bu defa 45'er derecelik açıları yakalayarak çizim yapmanıza imkan vermektedir. Şimdi kenarları 5 birim uzunlukta bir elmas çizeceğiz. Bunun için imlecinizi sağ yukarıya doğru çekip 5'e ardından da enter basın. Şimdi de sağ aşağı doğru çekin, yine 5'e ve ardından Enter'a basın. Sonra sol aşağı doğru 5 birim çekin ve Enter'a basın. Son olarak sağ tıklayıp Close komutuyla şeklinizi tamamlayın. Polar Tracking aracını pasif hale getirmek için durum çubuğundan düğmeye tıklayabilir ya da F10 tuşunu kullanabilirsiniz. Orto ve Polar Tracking modlarının her ikisini de aktif hale getiremezsiniz. Şimdi orta modunu aktif hale getirdikten sonra Polar Tracking modunu aktif hale getirin. Gördüğünüz gibi orta modu otomatik olarak pasif hale gelmiştir. Tekrar orta modunu aktif hale getirdiğimizde Polar Tracking modunun kendiliğinden pasif hale geldiğini göreceksiniz. Polar Tracking ve orta modları ikisinden yalnızca birinin aktif olabileceği modlardır. Şimdilik ikisini de pasif hale getirin. Öğrendiklerinizi tekrar etmek için Ekrandaki şekli çizmeye çalışalım. Tekrar çizgi komutunu tıklayın. Uygun bir başlangıç noktası seçin. 45 derecelik çizgiyi elde etmek için Polar Tracking aracını kullanacağız. Şimdi durum çubuğumuza inerek aracı aktif hale getirin. Sola doğru 6, yukarı doğru 2 birim ilerledikten sonra 45 derecelik açıyla 4 birim ilerleyin. İmleci tekrar yukarı çekerek 2 birim ilerleyin. Polar tracking aracını kullanırken dikkat etmeniz gerekmektedir. Çünkü imleç orta modda olduğu gibi uygun açılara yapışarak değil, uygun açıları yakalayarak ilerlemektedir. Şimdi biraz yukarı giderek 4 birim ilerleyin. Ardından enter tuşuna basın. Gördüğünüz gibi bu kısım açıyı tam olarak yakalamadan çizdiğiniz için yanlış olmuştur. Sağ tıklayıp undo komutuyla bir önceki aşamaya geri dönün. Şimdi 45 derecelik açıyı yakalayarak 4 birim ardından yukarı doğru 2 birim ilerleyerek Enter'a basın. Sonra sağa 6 birim ilerleyin. Sağ tıklayıp Close komutuyla şekli tamamlayın. Gördüğünüz gibi Orto ve Polar Tracking modlarıyla çizgi komutunu uygularken gayet kusursuz şekiller ortaya koyabilmektedir.